Ahlat Yatırım Enkü Değerlerden merhaba. Haftanın son işlem günündeyiz. Hafta genelinde endeks rekor tazeledi. Dün Merkez Bankası politika faizini %45 seviyesinde sabit bıraktı. Önceki toplantılara kıyasladığımızda karar metni özetinde biraz daha şahin bir tutum olduğunu söyleyebiliriz. Karar sonrası kısa süreli satışlar izlesek de gün sonu endeks pozitif kapanış gerçekleştirdi. Kısacası yükseliş trendi sürüyor. Bugün 9400 direncinin kırılması halinde 9500 hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 9280 ilk destek seviyesi olarak yine takip edilecek. Bugün piyasada bankalar ve kredi kartları üzerinde değişiklikler yapılabileceğine dair haberler gündemde. Yine böyle bir durumda da bankacılık hisselerinde hareketlilik görebiliriz. Bugün yurt içi veri akışında kapasite kullanım oranını, imalat güvenini ve yabancı turist girişini takip ediyor olacağız. Avrupa'da ise büyüme verisi gelecek. Euro dolar paritesinde fiyat oynaklığına neden olabilir. Dün Euro bölgesinde enflasyon beklentileri paralel açıklandı. Hizmet PMI ve bileşik PMI'da iyileşme fakat imalat PMI'da gerileme kaydedildi. ABD tarafında da PMI rakamları son aylarda büyümeyi işaret ediyor fakat dün gelen PMI rakamlarında kısmen bir gerileme vardı. Yine de hala 50 eşik seviyesinin üzerinde ABD'de PMI'lar Ayrıca dün işsizlik rakamları vardı. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentilerden çok daha iyi açıklandı. Dolayısıyla Fed'in yakından takip ettiğini bildiğimiz iş gücü tarafı güçlü olarak devam ediyor. Bu hafta yükselen mortgage ödemelerinin konut piyasasında sıkışıklığa neden olabileceğini konuşmuştuk. Ocak ayı mevcut ev satışları ABD'de 4 milyon olarak açıklandı. Konut satışlarında yükselen maliyetlere rağmen artış olduğunu görüyoruz. Bu sabah 10 2021 dolardan işlem görüyor. Gram altın 2020 Türk lirası ve dolar kuru ise 31 lira 7 kuruştan işlem görüyor. Ahlatçı yatırımda hesap açmak isteyen yatırımcılar web sitemizi ziyaret edebilirler. Haftayı kazançla kapatmanızı diliyoruz. Yeni haftada görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.